Leblebi Kokulu Şehir, Elif ve Emir Tavşanlı'nın İzinde isimli kitabın yazarı, tarih öğretmeni Tavşanlı Mesut Kocaman'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nisan 2022'de Leblebi Kokulu Şehir çıktı. Hayırlı olsun öncelikle. Kitapla ilgili ilk tepkiler nelerdi? Öncelikle onu soralım. Teşekkür ederim. Şimdi bildiğim kadarıyla Tavşanlı'ya dair ilk çocuk hikaye kitabı. O anlamda epey benim için riskli bir alanda, öyle diyeyim. Fakat çocukların kitap okuduktan sonraki ilgileri, dönüşleri, böyle Elif ve Emir karakterini, özellikle Emir karakterini içselleştirmeleri çok hoşuma gitti. Genel olarak tepkilerin çok iyi olduğunu söyleyebilirim sanırım. Ben özellikle şunu gördüm, Ulu Cami'ye yakın çalıştığım için. Öğrenciler, anneler, babalar, öğretmenler fotoğraf çektirmeye geldiler kitapla birlikte. Bu yönde siz de gözlem yaptınız mı? Tarihi mekanlara fotoğraf çekildi, size ulaştı mı? Ya sanki tarihi mekanlara olan ilgi de farkındalık da arttı. Evet, tam dediğiniz gibi ben de pek çok öğrencinin, öğretmenin verdiği ödevle birlikte belki ailesiyle birlikte Tavşan'daki tarihi sokakları, oradaki ustalarla muhabbetlerini, esnaflarla muhabbetlerini birebir gezdiklerini, fotoğrafladıklarını gördüm, şahit oldum. Bu yönüyle çok sevindiriciydi. Kitap diyorsunuz ki amacına ulaşıyor herhalde diyorsunuz. Hedef buydu zaten. Çok sevindirici, güzel şeyler gördüm, evet. Kitabın içeriğine dair de sorayım. Ben notlarımı almayı unuttum onu. Özellikle kitabın içeriği de çok önemliydi benim için. Çocuk kitabı ve ilk deneme Tavşanlı ile ilgili. Elif ve Emir karakterini bize biraz anlatır mısınız? Çocuklarınızın isimleri aynı zamanda. Ya evet, biraz öyle. Şöyle istedim daha çok. Tavşanlı'ya dair bir kitap ama oradaki kitapta geçen herkes, her şey, her mekan gerçek. Zaten gerçek bir hikaye üzerine yazmaya başladım. Ve tavşanların gerçekten çok güzel insanları var, hoş muhabbet esnafı var. Dedim ki o esnaflarla çocukların diyaloğu olsun. Peki bir de karakter de lazımdı haliyle. Onlar da dedim kendi çocuklarımın karakterli isimleri olsun. Hikaye böyle başladı. Aslında konuşacak mıyız bilmiyorum ama şunu fark ettim gerçekten. Ben 20 yıllık öğretmenim. Ama çocuklarımıza yerel tarih, şehir tarihi ve yaşadıkları şehrin tarihine dair okullarımızda sanırım çok bir şey öğretemiyoruz. Bunun sancısıyla biraz da yazıldı kitap. Ve kendi çocuğumla alakalı yaşamış olduğum bir hikaye ya da bir olay üzerine hikayeleştirmeye çalıştım. O yüzden hikayenin içeriğinde Tavşanlı, Tavşanlı'nın mekanları, Tavşanlı'nın esnafı, Tavşanlı'ya dair her şey var. Bu anlamda evet, gerçekten bir tavşan hikayesi oldu sanırım. Teknik olarak da sorayım. Resimlemeler gayet güzel, profesyonelce çalışılmış. Nerede, nasıl yaptırdınız? Bunun da biraz küçücük hikayesinden bahsetseniz. Şimdi şöyle düşündüm. Madem bir çocuk hikaye kitabı yazacağız, bu kitabın da çocuklara ilgisini çekmesi lazım. Peki ne yapalım? Yine burada tavşanlı bir isim. Rahmetli Suna Hanım'ın kızı Sümeyye Konuşlu aklıma geldi. Sümeyye'nin bu konuyla alakalı çalışmalar yaptıklarını, İstanbul'da bununla alakalı özel bir ajansta çalıştığını biliyorum. Sümeyye de benim öğrencimdi ayrıca. İstanbul'da bir bakanlığın bir projesi dolayısıyla bir çalışmadaydım. Bir hafta sonra boş zamanımız vardı. Sümeyye dedim gidip konuşayım. Pendik'te ajansları, Sümeyye'nin yanına gittim. Sümeyye çok olumlu karşıladı. Hikayeyi okumuşlar hemen. Ben daha İstanbul'dayken dönüş yaptılar. Hocam ya bu çok güzel bir hikaye. Bunu çok güzel çizdirelim. Onun ajansını profesyonel bu işi yapan Uygar isminde bir delikanlı, genç birisi. Hiç tavşanı görmedi. Hiç buraları bilmiyor. Fakat üzerinde. Evet, fotoğrafları gönderdim ben. O fotoğraflar üzerine çok güzel bir çalışma yaptılar. Hakikaten sanırım yani öğrenciler de çocuklar da çok beğendiler o çizimleri. Çizimlerle birlikte çok daha renkli, cıvıl cıvıl bir kitap olmuş. Hocam okullara gittiniz, okullarda öğrencilerle buluştunuz. Öğrencilerin tepkileri nasıldı? Siz anlatırken nasıl bakıyorlardı? Ya ben bu kadar ilgili olacağını düşünmedim gerçekten. Ben çok uzun yıllar lise öğretmenliği yapıyorum. Özellikle ilkokul çocuklarının kitabı okuyup ve
beni bir yazar olarak görüp sınıflarına davet etmeleri, sonra ben geldiğimde heyecan duymaları benim için çok kıymetliydi. Çocuklarla pek çok Tavşan'daki okulda şey yaptık, buluşmalar yaptık. Ben sunumlar üzerinden hem hikayeyi tekrar bir özet geçtik çocuklarla birlikte karşılıklı. Hem de şunu gördüm. Mesela proje kızımın sesin ortaokulunda öğretmenler ödev vermiş. Fotoğraflamış aileleriyle birlikte çocuklar mekanları. Ve en güzel fotoğrafları öğretmen bir slide sunum şeklinde hazırlamış. Orada gösterdiler mesela. Benim çok hoşuma gitti. Yine Milli Egemenlik'te hatırlıyorum 3. sınıflar. Bu arada 3. sınıf çocukları okur mu acaba? Ağır mı gelir diyordum. Ama Egemenlik'te bir 3. sınıf çocukları vardı. Vallahi çok acayip okumuşlardı. Sorular soruyorum bir de karşılıklı. Soruların hepsini biliyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Ha dedim tamam, yani bu işin bir manevi boyutunda evet bu iş olmuş diye düşündüm sanırım. Kitabın sonunda sorular vardı. Emir karakterinin cevaplaması için. Onları da cevaplamışlar mı öğrenciler? Evet, zaten en büyük faktör sanki de o olmuş. Şimdi ben öğretmenliğimde şunu düşündüm, daha doğrusu tecrübe ettim, öyle diyeyim. Bir geziye gidiyorsunuz, bir müzeye gidiyorsunuz. Orada çocukları boş bırakabilirsiniz. Çocuklar boş boş müzeye gezebilirler. Fakat bu eğitimde doğru bir yaklaşım değil. Siz önceden bir work paper denilen çalışma kağıtları hazırlarsınız, çocuklara dağıtırsınız. Yurt dışına gitme imkanım da oldu, müzeleri gezme imkanım oldu. Mesela bir Viyana'da çok iyi hatırlıyorum, Arsenal Savaş Müzesi'nde. Bu arada Osmanlı'ya dair acayip eserler var Viyana'ya kuşatması esnasında. Orada bir tane öğretmeninden gördüm. Özel bir çalışma kitabı hazırlamış müzeyle alakalı. Çocuklara dağıtmış. Ve bir gün boyunca çocuklar o müzede o soruları hazırlıyorlar. Ben buradan hareketle ne yapıyorsak mutlaka bir çalışma kağıdı yapalım. Çocuk doğrudan o geziyle, kitapla, dersle ilişkili olsun. Sürekli bağı devam etsin. Oradan bir ilhamla çalışma kağıdı olayı oldu. Ve o çalışma kağıdında çalışma kağıdını hazırlayanlar çocuklar, öyle diyeyim, herhalde tavşanın tarihini şu anda pek çok kişiden daha iyi biliyorlar. Şunu sormak istiyorum. İnsanlar, yani ben kendimi de dahil ederek sorayım. Yaşadığım şehri bildiğimi zannediyordum. Siz bu kitabı yazdıktan sonra ben aslında görmüşüm ama bakmışım ama görmemişim. Böyle bir izlenim aldınız mı geri dönüşlerden? Şimdi ben zaman zaman Tavşan'da belki ilk defa yine grupları gezdiriyordum. Mesela yeni gelen öğretmen adaylarını şehri tanıtmak için gezdirmiştim. Üniversite öğrencilerini KYK ile yaptığımız bir proje kapsamında gezdirmiştim. Şimdi nasıl diyelim, böyle Tavşanlı'da çok böyle önünden geçtiğimiz ama ya bir taş değil mi dediğimiz o kadar aslında kıymetli şey var ki, dışarıdan gelenler ve bunları anlatınca onların çok dikkatini ve Tavşan'la dair olan ilginin arttığını gördüm. Anadolu Lisesi'nde çalışıyorum. Bir anket yapmıştık. Bir gazete çıkartıyorduk Anadolu Lisesi'nde. Bundan 7-8 yıl evvel. Tavşanlı'daki hemen şu arkamızdaki çok güzel caminin önünde türbede yatan Aslan Bey'i sorduk. Çocuklar halka gittiler, sordular. Ya o kadar komik cevaplar geldi ki, mesela Sultan Alparslan'ın, Malazgirt Savaşı'nı kazanan Sultan Alparslan'ın burada yattığını Arslan Bey üzerinden yaklaşık %22, hiç unutmuyorum bakın, Tavşan halkının %22'si o zannediyormuş. Yani biz burada Tavşan'daki mekanları sanırım çok iyi bilmiyor Tavşanlılar. Hatta belki de o yüzden Tavşan'ın tarihi şehir dokusunun ben kaybolmaya başladığını maalesef üzülerek görüyor ve söylüyorum. Tavşanlı'daki son dönem işte Arif Ağa Camisi tartışmaları üzerinden de devam edersek, mesela Tavşanlı'daki evlerin, kıymetli binaların gözümüzün önünde kaybolup gittiğini görüyorum. Bu neden oluyor? Kıymet, daha doğrusu bilmezseniz onun kıymeti anlaşılmaz. Bilmiyoruz ki demek ki bu kıymet gözümüzün önünden kaybolup gidiyor sanırım. Hocam, şimdi bugüne kadar akademik çalışmalar yaptınız ve sonrasında eserler ortaya koydunuz. En son öğrencilerle çok ciddi bir çalışma yaptınız ve o da eser olarak elimize ulaştı. Şimdi bir çocuk kitabı, yani çocuk kitabı diyorum ama şehrin tanıtan, tarihini anlatan bir çocuk kitabı. Onun tarihteki yeri ne olacak sizce? Geleceğe dönük soruyorum. Ya şimdi tabii benim hiç bilmediğim bir alan çocuk hikaye kitabı yazmak. Ben burada hikaye yazarı falan da olarak tanımlamıyorum kendimi. Haddimi bilmem lazım burada. Evet, biz çok özel Tavşanlı şehrine dair
ilmi makaleler yazdık, hazırladık. Ama bu hikaye kitabındaki yazılanların hepsi doğru olduğu için belki bu hikaye kitabının en büyük avantajı benim açımdan buydu. Ben Tavşan Tanrı'nı çok iyi biliyorum. Bunu biraz basitleştirip çocuklara indirgemeye çalıştık. O yüzden yani nesiller boyu aslında okunduğu zaman evet ya hem çocuklar bir hikaye tadında tarzında Tavşanlı'yı öğrenecekler. En önemlisi de hikaye gerçek bir hikaye, mekanlar gerçek bir mekan. O yüzden Tavşanlı tarihini çocuklar çok daha iyi ve net bir şekilde öğrenecekler, öğrenirler diye düşünüyorum. O yüzden bence özel bir durumu var gibi geliyor bana. Hani dizilerde falan bazen anlatırsınız tarihi ama kurgularsınız, farklı şeyler yaparsınız, abartırsınız. Burada öyle bir şey yok. Burası gerçekten, evet bazı şeyler belki farklı olabilir ama %95'i diyelim ki gerçek tarihi anlatan bir hikaye kitabı. Nesiller boyunca çocuklar tarafından okunmasını biz de diliyoruz. İnşallah öyle olur. Evet, inşallah. Bu işin bir de ekonomik yönü var. Kitap satışları nasıl gidiyor hocam? İlgi nedir? Şimdi orada özellikle de Uyum Ajans Mehmet Ali Şenol'a teşekkür etmek isterim. Sağ olsunlar kitabın basım konusunda da doğrudan o destek oldu. Fakat tabii yani kitap pahalı bir iş maalesef. Kağıt çok pahalı. Olabildiğince de kitabın fiyatını düşük tutmaya çalıştık. Mesela bugün bir test kitabı bile 100 lira ama bizim hikaye kitabımız 25 liradan satılıyor şu anda. Tabii okullar, sınıflar aldılar, okudular. O anlamda epey bir kitap satıldı ama tabii yaz dönemindeyiz. Şöyle kıyaslarsam ama biz gençlerle çıkardığımız tarih kitabıyla bu hikaye kitabının satışlarına baktığımızda tabii çok daha olumlu yönde seyrettiğini söyleyebilirim. Fakat ilmi eserler ya da bu tür çalışmalar kurum ve kuruluşlardan sanki destek bekliyor. Yani bu kişilerin hemen böyle yapabileceği şeyler değil gerçekten. Son ekonomik değişimler dolayısıyla da bunu doğrudan hissediyoruz. Para kazanmak gibi bir amacım zaten hiç olmadı. Fakat çocuklara ulaşmak istiyorsa bu kitap, doğru olduğunu düşünüyorsa kurum ve kuruluşlar bence özellikle mesela bizim köylerdeki çocuklarımıza, oradaki okullardaki çocuklarımız, daha doğrusu kitaba erişimi daha zor olan bir grubumuz var bizim malum. O çocuklara da ulaşmamız lazım. Bunu da kurum ve kuruluşların desteğiyle olacaktır. Bu anlamda öyle bir çağrı da olabilir. Yani biz Tavşanlı'nın köylerinde yaşayan çocuklarımızın da Tavşanlı kitabını Tavşan öğrenmenin istiyorsak bu kitap konusunda destekler olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, anlıyorum hocam. Peki yeni çalışmalar var mı hocam? Yani bu maceradan sonra çocuk kitapları yazmaya nasıl olsa bir başlangıç yaptınız. Ya en başta dediğim gibi ben böyle çocuk hikaye yazarı haddimi bilmeliyim. Fakat hep böyle şey söyledi çocuklar. Ya hocam bunun devamı gelecek mi? Hikaye bitti, virgül oldu ama nokta değil. Devam etmeli. Etmeli mi gerçekten? Sonra evet ya edebilir madem dedik. Şehrimizi tanıtmaya devam etmeliyim. Ve kafamda bir şey vardı. Onu şu anda böyle bir ete kemiğe büründü sanırım. Somutlaşmak üzere. Elif ve Emir karakteri Mehmet dedeleriyle birlikte Tavşanlı'nın dışında ama yine Kütahya'nın çok kıymetli bir yerine, hatta Türkiye'ce çok iyi bilinen bir yere, kuruluş topraklarına doğru gidiyorlar. Buradan böyle biraz ipucu da vermiş olalım. Domen içimize gidecekler. Orada Haymanımızın mızık camını, Savcı Bey'in mezarını, oradan Söğüt'e doğru gidecekler. Bu arada Tuşbile'ye, Ekmekçi Dede'ye uğrayacaklar. Böyle bir gene hikaye kurgusu üzerinden. Fakat bu sefer Emir karakterine bir farklı şey var. Emir bir yerleri hayal ediyor, dalıyor, gidiyor. Çocukların ilgisini çekeceğini düşündüğüm bazı maceralara atlıyorlar. O yönüyle kitabın bir devam kitabı, ikincisi inşallah yakın zamanda gelecek diye düşünüyorum. Hocam ne hissettirdi size çocuklar bunu okuduğunda? Yani diğer kitaplar elbette akademik bir eser olarak ortaya konuldu. Fakat siz ne hissettiniz özel olarak bunu soruyorum. Şimdi bir Mevlevi kitabım vardı. Arkasından gençlerle çıkardığımız bir tarih kitabı vardı. Yani bu kitapsa çok ilgi gördü. Çocukların heyecanını çok yakinen yaşadım, gördüm, hissettim.
Çok daha güzel bir şey ya. Şimdi bir çocuk yoldan geçerken ya sizi tanıyoruz biz, kitabı imzalar mısınız falan böyle muhabbeti yapıyoruz. Kitap imza günleri yaptık okullarda. Bu çok güzel bir duygu ya. Siz de bunu yazar olarak biliyorsunuz. Bu bambaşka bir şey. O yüzden beni çok mutlu etti diyebilirim. Hocam yeni kitabınız için de ben şimdiden başarılar dileyim. İnşallah o da nesiller boyunca okunur. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben teşekkür edeceğim size. Ben de teşekkür ederim. Hep destek veriyorsunuz. Tavşanlı'nın gazetecileri, sosyal medya hesapları olan kişiler olarak sizler bu konuda desteğinizi hep hiç esirgemediniz. Ben de teşekkür ediyorum. Bir şey daha özel söylemek istiyorum sanırım. Moymul Ortaokulu'nda, Moymul Tarihi Hamamı'nda kitapta geçen yerlerden bir tanesiydi. Orada tarihi hamamda Tavşanlı Leblebiler Odası Başkanı geldi. Çocuklara leblebi tavını ve leblebi yapımını bizzat kendileri gösterdi. Ve çocuklara orada leblebi ikram edildi sonra. O tarihi hamamda leblebi kokusu, çocuklar sanki özlediğim şey bu ya da hayal ettiğim şey buydu. Tarih var, çocuk var, tavşanlının değeri var ve bunları birleştiriyorsunuz ve bir ürün ortaya koyuyorsunuz. O yüzden destek veren herkese, kitaplar okuyan çocuklara, öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum sizin aracılığınızda da. İnşallah ikinci kitapta aynı ilgiyi görür diye Allah'tan dua ediyorum, niyaz ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim.